Arkadaşlar merhaba, ben Müftü işte Hoca. Tüm 9. sınıf öğrencilerime selam olsun hocam. Gümbür gümbür gidiyoruz. Söz verdiğimiz gibi sene sonuna kadar, bu 9. sınıfın sonuna kadar arkadaşlar, her hafta, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri video atacağım. İçiniz rahat olsun. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri eksiksiz ve her gün 6'da, bu söylediğim günlerde, saat 18'de 6'da videolarımız devam edecek. Şimdi birinci temada yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama ses bilgisi, yazım, noktalama, işte söz varlığımız falan filan çok önemli konularımız var. Bunlara geçmeden önce işlediğimiz konular içerisinde en değerlerinden bir tanesi söz sanatları biliyorsunuz. Hani diğerlerini biraz yorumla falan yapabilirsiniz. Hani diğerleri dediğim işte edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi vesaire o kısımlara eyvallah. Giriş kısmı, edebiyata giriş kısmı tamam. Ama denemede, mülakatta, röportajda ufak ufak bilgiler ama yine de böyle nokta atışlarla yapabilirsiniz. İşte ses bilgisi, yazım vesaire eyvallah ama ya şu söz sanatları yok mu söz sanatları? Onunla ilgili kilit bilgilerin sorularını göreceğiz şimdi. Evet evet söz sanatları yani edebi sanatlardan soru çözümü yapacağız. Gelin şu sağlam soru çözümünün hakkını bir verelim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar bir yağsın, yorumlar bir gelsin hocam. Beğeniler bir artsın, şöyle bir yükselsin. Bir bakalım ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Şöyle bir kendimize gelelim, devam edelim. E o zaman haydi söz sanatları soru çözümümüz. <laughs> Videolar izlenir her gün yeni plan Rüştü hocayı herkes takipte Sınavlar artık kolay Hedefte Hedefte, Hedefte. 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 Evet arkadaşlar sorularımız ekranda ilk sorumuzla karşınızdayız Aşağıdakilerden hangisinde bu beytlerde görülen söz sanatları sırasıyla verilmiştir? E bakalım edebi sanatları üzerine konuşan iki kişiden biri Yelkenim var rüzgarını soran yok dalgalara selam olsun yüzen yok diyor Diğerken bunu derken diğeri ise esirim Esirim hasretim gözlerim yolda hür kalırsam bana seni sorsunlar şeklinde karşılık veriyor. Ya esaret var burada, hasretlik vesaire, hürlük var. Yani ben burada tezatı görüyorum. Tezatı gördüğüm zaman direkt cevaba gidiyorum belki ama yukarıda yelken, rüzgar, dalga bunlar birbiriyle alakalı kelimeler. Birbiriyle alakalı kelimeler yer alıyorsa buna tenasüp sanatı diyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Çok çok önemli. Bu sorularda tüm sanatları şöyle görüşmüş, konuşmuş olacağız. Mükemmel bir soru. Doğru cevap Denizli. Haydi hocam arkamıza yaslanalım. Çaylar alınsın. Moralleri bozmak yok, sert bir giriş yapamamış olabiliriz. Bence kesinlikle yaptınız ama yine de hadi ikinci soruya gümbür gümür. Oba geldik bir diğer soruya yukarıdaki altı nifaiden hangisi diyor kişiyle? Şşt. ...tirilmemiştir. Oba hangisiyle teşhis yapılmamıştır? Ağaçların sözlerini dinlerken ağaçlar konuşuyor. Teşhis sevinir kuşlar. Seviniyor kuşlar. Teşhis telaşlanır gökyüzü. Gökyüzü telaşlanıyor. Teşhis uçar çimler. Çimler uçabilir. Uçmak insana ait bir özellik değil ki. İnsan uçar sadece. Hayır canım kuşlar uçar ya. İnsana ait bir özellik değil. O yüzden çimlerin uçması atıyorum. Kalem uçtu dediğim zaman kişileştirmiş mi oluyorum? Hayır canım uçmak insana ait değil. Doğal olarak kesinlikle 4 numara Bursa kişileştirilmemiş. Kıskanır ya. Yani kıskanmak kişiye özgü. Doğal olarak kesinlikle doğru cevap Bursa olacak. 4 numara bakın 1-2-4-5'in yerinin değiştirilmesi şıklarda ayrı bir artistik. Evet sorumuz geldi arkadaşlar. Aman dikkat arkamıza yaslanalım. Hangisinde teşhis yoktur, kişileştirme yoktur. Az önce konuştuk. Gelin başka bir formatını görelim. Bir ulu orta ağaç kabuğunun yalnızlığı. Kabuk yalnız olabilir mi? Ya o kişiye özgü bu. İstemsizce kapı çalan bir hastalık. Kapı çalar mı ya hastalık? Bu da insana ait bir özellik yapma hocam. Gözlerini kırpmadan uyuyan bir yaprak. Ya yaprak uyur mu ya? Dikkat! Sesi duyulmayan bir papağan. Muz yememiş bir maymun. Sözlerini alınan bir hortum. Ümitsiz bir fırtına. Sözlere alınır mı ya hortum Allah aşkına? Ne yapıyorsun ya? Doğru cevap Denizli. Sesi duyulmayan bir papağan. Evet papağanın sesi çıkabilir, duyulmuyor olabilir. Muz yememiş olabilir bir maymut. Bu kişiye özgü şeyler değil. Doğru cevap denizde olacak. Evet arkadaşlar ne diyor? Hangisinde hem hüslü talil yani güzel nedene bağlama aman dikkat hem de tenasüp yani uygunluk vardır. Aynı anlamlara gelen ya da birbirini çağrıştıran diyelim daha hoş olur. Kelimeler tenasüp sanatını oluşturuyordu. Gül, bülbül falan fistan. Hüsnü Talih ise başka bir sebebe bağlama durumuydu. Şu karşıma göğüs gelen taş parlı dağlar mısın? Geç. Burada Hüsnü Talih'i bulmam lazım önce. Manda yuva yapmış Söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış. Geç. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Bu çok meşhur bir e, ikili arkadaşlar. Bir beyt. Şuradaki ben hem yüzdeki ben olabilir hem de kişi olarak ben olabilir. Doğal olarak tevriye var burada iki anlamlılık. Neyse. Güller kızarır o gonca gül gülünce. Sümbül bükülür kıskancından kakül bükülünce. Gül, sümbül, gonca bunlar hep birbirini çağrıştıran şeyler. Çiçek canım işte nihayetinde. Bu tenasüp sanatının örneğidir. E güller kızarır o gonca gül gülünce. Yani aslında sevdiği kişinin güldüğünü görünce gülünce diyor sevdiği kişi. Güller de kızarır. Oysa alakası yok. Gül zaten kızaracak. Bunu ona bağlıyor. Sevdiğinin gülmesine bağlıyor. O da Hüsnü Talil. Doğru cevap kesinlikle. Edirne olacak. Evet arkadaşlar tam gaz devam mı? hangisinde mübalağa yani abartma yoktur diyor. Ses verir çiğnediğin taşlara seslensen eğer. Nur olur gözlerinin değdiği bir vaha bile. Ya bir vahaya bile. Baksan diyor gözden oraya temas etse diyor bittim. Nur olur diyor abartma canım artık. Bomba şimşekleri beyninde inip her sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin diyor. Göğsünün üzerinde söndürmek falan yani bismillah ya abartıyordur. Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yıl dost bildiğim aynalar abartı yok. Gördüler günde bin kez öldüğümü bin kez ölmek mi abartma bir ben mi perişan gecenin karanlığında yosun tutmuş gözlerim yalnızlar rıhtımında yav gözlerin yosun tutması falan o kadar da değil canım bismillah dur dur o kadar da matma neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor burada bariz bir şekilde mübalaya rastlayamıyoruz değil mi abartı yok şey fazla ya da az, az gösterme durumu görülemiyor. Evet arkadaşlar bu dizilerde aşağıdaki edebi sağlarda hangisi vardır diyor. Varlıkta yoksul oldum benliğimden geçeli. Varlık ve yokluk, yoksulluk. Varlık zenginlik değil mi burada? Yoksulla yoksulluk şüphesiz ki burada bariz bir tezat sanatı var arkadaşlar. Çat 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 çat. Diğerlerini eliyorum. Haydi tam gaz. Evet arkadaşlar bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmeli diyor. Eşkıya gibi yoluma inen karlı dağ. Ben yarimden ayrı düştüm. Sen yolumu bağlar mısın dizelerinde dağlar yol kesen bir eşkıyaya benzetilerek. Şimdi nida olsa Allah aşkına bak. Şimdi nida sanatı olsa eyvallah. Bir ey falan olması lazım mı? Yok. Tecaül-i arif olsa bilmezlikten gelme olur. Mübalağa olsa bir abartı olması lazım. İrsali meselde atasözü kullanma var. Özlü söz kullanma var. E kardeşim o da yok burada. Doğal olarak ne yapıyor? Benzetilerek teşbih sanatına benzetmeye başvuruluyor. E bu da tamamdır. Haydi bir soru daha gelsin hocam. Evet arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde aile içinde verilen sanat yoktur diyor. E bakalım. lale Sümbül'ü gülü diken almış. Zevku Şevk ehlini ahu inleme almış. lale Sümbül gül. Bir, bir ile alakalı kavramların kullanımına tenasüp diyoruz. Uygunluk bu doğru. Kaşına ya da alnına benzemek için dolunay olur gökte ay bazen de hilal diyor. Ya bildiğin hilal ay canım niye yani senin kaşına gözüne benzemek için kendini parçalasın bu ay bu hilal ya bu Allah aşkına. Hüsnü talil güzel nedene bağlama değil mi? E tabi ki üstün talil. E tamam bu doğru. Bu da doğru. Her zulmü kahrı boğmaya bir parça kan yeter. Ey şark uyan yeter. Ey şark uyan yeter derken burada tekrar 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 değil mi? Şuraya A harfini koyarsak tam şuraya. Tekrar tekrir tekrar. Ey şark uyan yeter. Ey şark uyan yeter. Tekrar ediyor canım. Devam. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Can kafeste durmaz uçar. Demek ki can kuşa benzetildi. Can benzeyen kuş benzetilen. Hangisi var? Benzeyen var. Ha, sadece benzeyen ya da sadece benzetilen varsa istihare diyorduk. Evet sadece benzeyen var. O zaman istihare. Bu doğru. Gün doğumundan gün batımına kızardı bahçe. Bir bir leylak, nergis, lale ve sümbül düştü. Bakın leylak, nergis, lale, sümbül, bahçe falan bunlar tenasüp sanatının örnekleridir. Yani birbiriyle alakalı kavramlardır. Mübalağa yani abartma yoktur. E o zaman Pazartesi yeni bir videoda görüşeceğiz. Çarşamba yeni bir video. Cumartesi yeni bir video. Her biri de saat 18'de. Ara ara bu konuların bitiminde soru çözümleri de göreceksiniz. Hatta çoğunlukla. Doğal olarak pekiştire pekiştire gideceğiz. Konuyu bitirdik hadi görüşürüz demeyeceğiz. Konu bitecek. Tabii yine görüşeceğiz ama soru çözümüyle görüşeceğiz. İçiniz rahat olsun. Konular biter sorular çözülür. Haftada 3 videoyla sınav son sene sonuna kadar sınava kadar da gideceğiz tabii. Sene sonuna kadar sürprizlerle devam edeceğiz. E o zaman görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın olur mu? thank mm. Rüştü Hoca meydanda, YouTube'da bir de Bir buçuk milyon abone gidiyor evlere Öğretiyor kahkahalarla, her videoda cevher Sur tutar, tahmin eder, derslerde bir sihirbaz En büyük Türkçe kanalı, o bir efsane İzleyenler kaptırır, düşer bilgi dergasına Müfredata meydan okur, sınırları zorlar Rüştü Hoca'nın tarzı hepimizi yakalar Eğlenceli eğitir, bilgiyle güldürür Kafaları karışmayacak, kuş gibi hafifletir Her öğrenci onunla, başarılı bir hani Rüştü Hoca sahne Herkes alkışlar.